Sağlam Oyanın dostları, evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstirik Sistemləri mağazasıdır. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, verilişimizin ikinci saatına gəldi. Verilişimizin ikinci saati isə artıq sağlam oyan adlanır. Çünki biz adətən verilişimizin ikinci saatında Şəbnəm çağırırıq kimləri, həkimləri və professorları ki, bizim sağlamlığımız və vücudumuz haqqında maarifləndirici məlumatlar versinlər. Elə isə elə bizim qonağımız, ikinci saatimizin qonağımız süni mayalanma uzmanı, cərrah, mamaginekoloq Olcay Turquddur. Artıq bir çoxları sizi tanıyır, bir çoxları bir neçə dəfədir bizim efirimizdəsiniz və bizim efirimizdə bir evinizdə kimi də belə deyək. Özünüzü hiss edirsiniz. Rahat buna hiss edirsiniz. Eləmi doktor? Xoş gəlmişsiniz. Zaten herhalde. Xoş gəlmişsiniz. Biz də sizi xoş gördük. Olcay Turqud, cərrah mama ginekoloq, süni mayalanma mütəxəssisi. Hacıstəbi Universitetində tibb fakültəsini bitirib. Ankara Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında qadın xəstəlikləri və doğum mütəxəssisi üzrə ixtisaslaşıb. Uzun müddət Şemdinli Dövlət Xəstəxanasında çalışıb. Bursa Universitetində laparoskopiya üzrə ixtisaslaşma kursu keçib.
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xəstəxanasında çalışıb. Hal-hazırda Baku Medical Plaza-da qadın xəstəliklərin müalicəsi, doğuş və keysəriyyə əməliyyatları, ən əsası isə süni mayalanma əməliyyatları icra edir. Doktorun Instagram səhifəsini hər zaman izləyirəm və çox pozitiv bir səhifəsi var. Yeni doğulmuş körpələrinin, yeni il şəkillərinin, Şaxta baba, Noel baba, geyimində şəkillərini qoyub. O qədər xoş oldu mənə. Neçə övlad bəxş etdiniz ailələrə bu yeni ilimizdə. Biz sadəcə arada köməkçiyiz. Allah'a şükür onlar da bizə sevinçlerini bizlərlə paylaşıyorlar. O kadar ben de böyle bakıyorum, Allah'ım diyorum, ne kadar büyümüşler filan böyle. Güzel böyle o Şaxta baba kıyafetlerini giydiniz, evet. Ne kadar tatlılar. Çok güzeldi, çok hoş. Doktora bir sualımı istedim. Buyur, buyur Kenan. Güman edirəm ki, bir çoxlarına da o maraqlıdır ki, doktor, bax sizin məsləhətiniz, belə deyək də, üzümüzü tutaq, hamilə olan və yaxud da hamilə olmaq istəyən qadınlara. Məsləhətiniz nə olar? Təbii doğuşmu, yoxsa kesəriyəmi? Yəni, olur, məsəl üçün, bəzi hallarda olur ki, icazı vermirlər təbii doğuşa, hansısa bir fəsadlar olmasın deyərlər, deyirlər kesəriyə. Ya, buna şöyle yanaşalım. Təbii doğuş mudur məsləhətiniz, kesirka mıdır deyə, belə bir məsləhətimiz olamaz zaten. Təbii ki, təbii doğuş önceliyimizdir. Yani şöyle, aslında bu konuda bence söylenmesi gereken şu. Kesirka gerektiği durumlarda çok korkutucu bir şey değildir. Yani tabii ki ilk başta bizim önerdiğimizi bırakın, yani yapılması gereken tabii doğuş. Tabii uşaklık yolun doğuşu. Ama kesirka gerektiği durumda. Hangi durumlardır bu durumlar? Bu durumlar genel olarak baktığımızda hamilelik doğuş sırasında bebeğin, körpenin ürek döngüntülerinin düşmesi veya strese girmesi, yani artık ürek, daha doğrusu bebek oksijen çatmamazlığı yaşamaya başladığı anda, biz zaten hekim olarak normal doğuşta en büyük bulunma sebeplerimizden birisi o anları geciktirmeden kesirkaya döndürmek. Veya belli zaman geçti artık körpe içeride yapması gereken bazı hareketler var. Bu hareketler 7 tane farklı hareket yapıyor. Ne yapıyor? İçeri girdiği zaman başı bir ilk önce sağa dönüyor, sola dönüyor, kıvrılıyor, işte ekstansi oluyor. Bu hareketlerin herhangi bir yerinde takılma olduğunda, yani artık o hareketi yapamayıp takıldığı zaman orada, bizler bu durumda artık belli bir zaman gözledikten sonrasında bunu kesirkaya alarak hem anneyi hem bebeği, körpeyi riske atmamış oluyoruz. Ama bu şu demek değil ki, yani bu tercih değil tabii ki, ama kesirka dediğimizde de çok korkutucu da bir şey değil sonuçta. Tabii ki bir ameliyat, ama sonuçta baktığımızda bebek açısından bir problem yaratacak, herhangi bir riski artıracak bir şey yok. Anne açısından da baktığımızda tabii ki narkozun verdiği etki veya ufak böyle komplikasyon riskleri olmasına rağmen gerektiğinde hayat kurtarıcı olduğu için kesinlikle ve kesinlikle yapılması gerekiyor. Mesela bak doktor, böyle bir sualdan da bir sual yaranır ki, birçokları hal-hazırda dəb mi desək düşüb veyahut da əziyyət çəkmək mi istəmirlər mi? Xanımlar deyir ki, elə siz demişsiniz ki, kesəriyyə əməliyyatından istəyirəm uşaq dünyaya gəlsin. Amma halbuki özü də belə deyək də doğuş eləyə bilər rahatçılığından. Sadəcə olaraq rahatçılığını fikirləşib kesəriyyə istəyir. O necə, məsləhətdir mi, yoxsa mı? Efendim, məsləhət deyil. Bakın, bunu tekrar söyleyeyim. Böyle məsləhət verme şansımız yok zaten, ama şimdi kolaya kaçmak aslında hayatımızın her açısından, artık biz her şeyde kolaya kaçıyoruz. Yani iki mertebe yukarı çıkarken bile lifti bekliyoruz artık. Bu tabii ki sağlık açısından baktığımızda şimdi tabii bu seçim şansı değil. Bunu tekrar söylüyorum. Yok, bunu mesleğe etme şansımız yok. Tabii ki normal doğuş yapabilen hastalarımız herhangi bir kontraindikasyon, yani bir sıkıntı, problem yoksa, yapmasında bir yasak yoksa kesinlikle normal doğuş. Ama baktığınızda biz ne yapıyoruz? Kendi sağlığımız açısından da işte idman yapmıyoruz. Hep her şeyin kolayına kaçıyoruz. Bu kolayına kaçmak mı? Böyle düşünmemek lazım. Belki biraz daha rahata, çabuk ermeye çalışmaktır belki, ama dediğim gibi gerektiği takdirde kesirka yapmak lazım. Ama ben derdim ki, kesəriyyə əməliyyatı da hiç düşündüğümüz kadar kolay, yani sizin dediğiniz rahat keçmir ve onun bərpası, rehabilitasiyası çok asan olmur. Yok, yani dediğim odur ki, doktor, burada esas nedir?
doğulacak körpənin sağlam olması. Bakın, evet, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Buyurun, kesirka çok riskli bir şey değil, o kadar da abartılacak bir şey değil. Bak, tekrar söylüyorum. Tabii ki böyle bir hiçbir zaman karşı karşıya gelmiyoruz ama işte normal doğuş yapacak hastamızda, kesirka kararı aldığımızda, hastalara anlattığımızda zaten direkt buna herhangi bir problem çıkarmıyorlar ama bunu gözde büyütmemek lazım. Tabii belli, ki bence sonuçta uşağın aynen yani çok zor iyileşen bir şey de değil. Kesirka yaptığımız hastalarımızda da biz 6. saatinde bakın ameliyattan sonra 6. saatinde ayağa kalkıyorlar, yürüyorlar, mobilize oluyorlar, normal hayatlarına başlıyorlar. Tabii normal hayat derken artık yataktan kaldırıyoruz. Bakın bu çok önemli. İster normal doğuş, ister kesirka 6. saatinde en geç ben hastalarımı ayağa durguzuyorum. Çünkü hem akciğer problemleri yaşamamamız için, hem bağırsakların bir an önce çalışması için, hem de uşaklığın üzerinde masaj yaparak karın içerisindeki organlar uşaklığın yığılmasına kömek eylediği için. En önemli şeylerden birisi, madem bunları danışıyoruz, hemen bir an önce annenin fırsat varsa doğum salonunda, doğuş salonunda emzirmesi. Çünkü emzirdikten sonrasında oksitosin dediğimiz uşaklığın yığılmasını sağlayan hormon salgılanmaya başlıyor. Hem annenin uşaklığının kanakmalarının azalması anlamında, hem bebeğin bir an önce kendine gelmesi ve anne ile bebeğin bir an önce tanışması anlamında, o kokuyu alması anlamında ne kadar test ister kesirka olsun ister normal doğuş. Ben elimden geldiğince bir problem yoksa kesirka yaptığımız hastalarda ilk önce anneye bir bebeği dokundurturuyoruz. Doğru. Çünkü o en önemli temas, en önemli şeylerden bir tanesi. Sen de öbür kucağı.
Şəbnəm, elə mən də nəzərə yetirərim bizim tamaşaçılarımıza ki, sağlam oyan verilişi üçün bəli. Olcay doktorun, Olcay Turqut doktorun sünni mayalanmada olan kampaniyası var. Bəli, sünni mayalanma proseduru və içinə hər bir şey daxil olmaqla şey daxil. Cəmi 3200 manata yəni başa gəlir. Bəli. Məncə faydalanmağa dəyər. Çünki mütləq sünni mayalanmadan da danışacağıq, amma Olcay doktorun bu kampaniyası məncə çox sizin üçün fürsətdir, böyük bir fürsətdir. Hər bir şey daxil 3200 manata siz sünni mayalama prosedurundan keçə bilərsiniz. Biz nədənsə həmən verilişimizi keysəriyə və ya təbii doğuşdan başladıq. Amma mənim üçün önəmli olan odur ki, və bizi izləyən izləyicilərin içərisində çoxlu bu sualın cavabını almaq istəyənlər var ki, ümumiyyətlə, hamiləliyə necə hazırlaşmalıyıq? Hamiləlik necə başlanmalıdır? Bax, siz bir uzman olaraq bunu deyin. Mükəmməl. Yəni, hamiləliyə necə hazırlaşmaq və hamiləliyi nasıl planlamaq lazım? Bəli. Şöyle söyleyelim, biz hep hamilə qaldıqdan sonra hastaları görüyoruz. Bəli. Hamilə qaldıqdan sonra, bence hamilə kalmadan öncesinde ben hamilelik planlaştırıyorum doktor diye geldiğinde biz zaten çok fazla bir test, herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir muayene yapıyoruz, birkaç tane kan testine bakıyoruz ve gerekirse birkaç tane derman başlıyoruz. Bunlar da gerekirse. Bunları çünkü neden önemli bizim için bu? Mesela çok fazla demir eksikliği olan bir kadın bize hamile kaldıktan sonra geldiği zaman biz hamilelik sırasında problem yaşıyoruz ve tabii. Sonrasında da problem yaşıyoruz. Onun için öncesinde problemleri olan en basitinden rubella yani mehmerek bunu daha öncesinden geçirmemiş birisine evet. Peyvent yapıyoruz ki hamilelik sırasında karşılaştığında problem olmasın peyventini yapıyoruz. Mesela bunlar çok önemli nüanslar. O anlamda baktığımızda hazırlık önemli bir şey tabii ki. Peki nelere dikkat etmek lazım hamilelik planlaştırırken? Ya hamilelik planlaştırırken hamile kaldığımızda yapacağımız şeylerden olur. Yani sigara çekiyorsak sigara çekmeyeceğiz. Spiritli içkiler kullanıyorsak onları kullanmayacağız. Aslına bakarsanız bunlar çok sık, çok fazla insanın yaptığı şeyler de hep bunlardan bahsediliyor ama esas önemlisi çok basit gibi görünen yaşam tarzı. Ama aslında yaşam büyük tarzı, bir belli olan. Evet, yaşam tarzı. Bir kere idman yapmayan kadınlarımız, hamile kalmayı planlaştırıyorsanız ve hamile kaldıktan sonra lütfen idman yapın. İdman yapın evet. Derken ağırlık kaldırın demiyoruz. Biz hiçbir kadına ağırlık kaldırmasını istemiyoruz. 8 kilogramdan fazla ağırlığın kaldırıldığı hiçbir şeye sporu, idmanı bilmiyorum siz buradayken ben hiçbir kadına çünkü neden? Kadınlardaki çanak tabanı kişilerdekinden farklı. O anlamda ama idman yapacak. Ne yapacak? Yarım saat yürüyüş yapabilir, koşu yapabilir, yoga yapabilir. Yüzme yapabilir. Hı hı. Yürüyüş en basiti. Yani biz o kadar evet. Şanslıyız ki ben hastalarıma hep söylüyorum. Yani bana bahane üretmeyin lütfen. Yarım saat bakın dünyadaki en nadir sahillerden birisi bizde. İniyorsunuz sahilde o kadar güzel yürüyüş parkurları var ki. Deniz kenarı deniz kenarı. Aynen evet. 8 kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru var. Ya bir şekilde herkes oralara ulaşabiliyor. Yarım saat yürüyüş yapın. Yoldaşınızı alın beraber gezin. Haftada 2 kez, 3 kez. Bu hem sizin metabolizmanızı hızlandıracak hem gereksiz yere çeki almanızı engelleyecek hem de endorfin denen hormonu yükselterek depresif olabilecek durumlarda sizi en azından bundan kurtaracak. Hı hı. Bir de en önemli şey, bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Bir tanesi de en önemli şey su içmek, adi hı hı. Su içmek, gazsız su içmek. Yani 2 litre. Şimdi hocam ben 1 litre çay içsem olur mu? Hayır hı. Bakın çay değil. Çayın içindeki su, adi su olarak biz kabul etmiyoruz. Çayın içindeki su tabii ki su ihtiyacınızı karşılayabilir ama aynı zamanda çayın içindeki teofilin ve çayın getirdiği şeyleri de temizlemek için aynıyeten suya ihtiyacı olacak. Yani tabii bizim ki. Söylediğimiz saf, en su. Az evet, 1,5-2 litre yani hiçbir ziyanı yok. Hiçbir şekilde işte hamilelik döneminde ödemim artar mı su içersem? Hayır alakası yok. Hı-hı. Hamilelik dönemindeki ödemle su içmenin hiçbir alakası yok. Hı-hı. O tamamen farklı bir şey. Bir ara onu da konuşuruz belki. Hani mütlak, neden ödem oluyor? Ödemler neden maraklıdır ama tazyikim yükseliyor su içmeyeyim. Ya tazyik yükselten durumları zaten biz aradan kaldırmalıyız ki su onu zaten yapmaz. Yani hani yanlış inanışlar var. Bazı hı-hı. Yanlış inanışlar. İşte ben hamilelik döneminde korset takayım hocam. Hı-hı.
Neden? Diyorum niçin takacaksın? Ve hamilelik sonrası esas bu doğuştan sonrasında korset takalım mı? Diyorum ki yani ne için? İşte zayıflamak için ve karnımın sarkmaması için. O zaman şey diyorum, o zaman diyorum bizler de korset takalım zayıflayalım bu kadar basitse. Yani tabii bu işin esprisi ama bakın korset takmanın dünyanın hiçbir guideline'ında, hiçbir ülkesinde korset takma önerilmiyor. Hiçbir faydası yok. Aksine ziyanı var. İçeriye biz karın içerisi basıncı arttırmış oluyoruz gereksizliğe. Oradaki kanlanmayı bile bozmuş oluyoruz. Hiçbir faydası olmayan hatta ziyanlı olabileceği bir şey yapmanın bir anlamı var mı? Yok. Onun için tabii ki bazı durumlarda belle ilgili problemleri olan korset tak sağlık açısından ortopedi anlamında, travmatoloji anlamında takmaları gerek. Onlar ayrı, onlardan bahsetmiyorum ama bundan da bahsetmek istedim. Onun haricinde madem böyle konuşuyoruz hani hamilelik nasıl düzgün olmalı? Yani tabii ki bu basit şeyleri yapmak gerekiyor. Bir de önemli vurgulamak istediğim bir şey var. Hamilelik sırasında tabii ki bazen kanakmalar olabilir hamilelik sırasında. Çok sık gördüğümüz bir şeydir ama 20% gördüğümüz bir şey. 20% de az bir şey değil. Evet. Biz buna düşük tehdidi diyoruz. Her düşük tehdidinde bebek düşecek diye bir şart yok. Buna sebep olan işte plasental yerleşime bağlı olarak uşaklık büyüdükçe içeride hematom alanları olabilir. Biz burada zaten vereceğimiz muhalifeyi veriyoruz ama yatak yani pastelli rejim deniyor. Hani evet. Yatak rejimi. Hayır gerek yok. Hiçbir şekilde gerek yok ve hiçbir faydası yok. Aksine 3 günden fazla yatakta yatan hamile, bakın hamilelikte tromp riski çok artar. 3 günden fazla yatak rejimindeki bir hamilede tromp riski 16 kat artar. Amerika Jinekoloji Obstetri Derneği 2016 yıl ilinde çok net bir şekilde bunu belirtti artık. Yatak istirahatinin abortus imminens, erken doğum riski gibi durumlarda hiçbir faydası yoktur. Aksine ziyanı vardır, önermiyoruz. Bu kadar basit. Bunları tabii ki biz hep mantık olarak şey, ben ayağa kalkarsam, yürürsem şansı artırırım. Bu farklı bir mekanizma. Onu da oturup ben hastalarıma anlatıyorum nasıl olduğunu. Ama önemli olan bizim hani sordunuz ya normal hamilelik. Aslında çok karışık şeyler değil. Normal hayatımıza devam ettiğimizde bir şey daha gireyim bari. Sudan da bahsettik. Buyurun. Bir de tabii ki hamilelik sırasında bol bol protein alacağız. Yani et, süt, balık, toyuk bunlardan yiyeceğiz. Aynı zamanda güverti, çünkü kabızlık olmayacak. Çok kısa kesiyorum bunları, uzatmıyorum ama bir de meyveden bahsetmek istiyorum. Meyve suyu mu içelim, meyve mi yiyelim yoksa kompot mu içelim? Her zaman dediğiniz Berdan. Evet. Yani bakın bu çok önemli bir şey. İnsanoğlu o kadar güzel bir insan, o kadar güzel bir yaratılmış mekanizm, bir varlık, bir mekanizma ki. Şimdi her şey ona göre doğada olan bir meyveyi biz yediğimizde belli bir miktarda ve yedikten sonra midemizden geçiş hızı, bağırsaklardan emilme hızı, bunların hepsinin ayarlanmış durumda. Biz bunu hızlandırdığımızda ve arttırdığımızda şöyle söyleyelim. Bir iki tane elma yiyebiliyorken 5-6 tane elmanın suyunu sıkıp içtiğimizde hem bizim için gerekli olan o posa attığımız fibrim, attığımız tarafı almamış oluyoruz. Hem de aynı zamanda birden şeker yüklemiş oluyoruz. Fruktoz, su, o şekerin içerisinde su. Çok ve doğru. Birden yükseldiğimizde kan şekeri birden artıyor, birden düşüyor. Bebeğe ziyanı var, bize ziyanı var. Fazlasıyla yemek, yani oradan alacağımız vitamin. Ben. Oradan vitamin alacağımızın zararına, diğer şeylere baktığımızda. Alerji yaratabilirik. Çok fazla tabii ki çok fazla yaparsak uşaktan önce kadın da yapar. Tabii ama en önemlisi fazlası zaten dediğim gibi bir anda kan şekerini çok hızlı artırıp azalttığı için problem yaratacaktır. Onun için tabii ki soymadan kabuklarını. Bu Bakü'de o kadar şanslıyız ki biz. Yani biz bazı şeyler o kadar daha kirlenmemiş bu şeyde ne denir. Çok şükür. Biz kentlere ulaşabiliyoruz. Kentlerden doğru. Buraya toyuk geliyor, yumurta geliyor. Pazarlarımız balık. Var. Kendi aynen pazarlarımız öyle. Yani var. Bunu ulaşamayan yani. O kadar büyük şehirler var ki dünyada. Biz bu konuda şanslıyız. Çünkü bir şekilde taze ürüne ulaşabiliyoruz. Yani illa marketlerdeki son kullanım tarihi çok uzun. İçerisinde el katkı maddesi olan ürünler yemek zorunda değiliz. Tabii yemeklerimiz çok da boldu. Olca Bey o kadar bilgili, o kadar informasyonunuz var ki bizim hiç sual vermemize ihtiyaç yok. Özünüz danışırsınız. Böyle. Ama izleyicilerimizi maraqlandıran suallar olabilir. Ve aile qurduq. Bir neçə müddət gözlədik. Təbii üsulla övlad dünyaya gətirmək şansımız
%90'a, %99'a, bəlkə %70'ə, 50'ə hesablanmış. Nə zaman süni mayalamaya qərar verməlidir bir gənclər? Şöyle olmuş, yapalım gənc. Bunu da, tamam. Bir cütlük evləndi. Evləndikdən sonrasında sonsuzluk demək için nə qədər bəkləyelim? Bəli, nə qədər müddət? Bir yıl bəkləyelim. Əgər yaşla ilgili və ya daha önce geçirmiş bir ameliyatı. Şimdi 35 yaşında, 36 yaşında biz bir yıl beklemiyoruz. Bunu da 6 aya çekiyoruz. Hı hı. Veya yaş faktörü olduğu için. Aynen. Endometrioma nedeniyle ameliyat olmuş bu hastamız, beklemiyoruz. Veya aybaşı bozgunlukları var. Sonsuzluk için araştırmadan önce ilk önce onları düzeltiyoruz. Hı hı. Yani bir problem varsa onu düzeltiyoruz zaten. Ama problem yok. Bize geldi 4. 5. ayında biz hamile kalamıyoruz. Burada araştırma yapmak için çok erken. Neden? Çok basit aslında, ben hep oranlarla, istatistikalarla konuşmayı seviyorum. Çünkü insanlar o zaman çok daha iyi anlıyorlar. Hı hı. Şimdi doğru. Hiçbir problemi olmasa bile bir cütlüğün bir ay içerisinde hamile kalma şansı 25%'tir. Hı hı. Bunu 6 aya ilerlettiğimizde 60% hamile kalır. Bir yıla getirdiğimizde 85% hamile kalır. İşte o geri kalan 15%'le ilgileniyoruz biz. Belli. 15%'le problem, bizim çözebileceğimiz problemlerse yumurtlama problemi olabilir, işte spermle ilgili problem olabilir, borularla ilgili problem olabilir. Bunları çözebiliyorsak çözüyoruz. Ha baktık ki onları da çözemiyoruz. Artık son merhale olarak suni mağlanmaya gidiyoruz. Yani suni mağlanma artık mərhələnin sonu. Hı-hı. En sonunda ulaştığımız. Bəs qadınlarda doktor, yaş məhdudiyyəti var mı süni mayalanmada? Yani neçə yaşa qədər? Şimdi neçə yaşa qədər derken, evet, sağ ol, teşekkür ederim. Bu çok güzel bir, yani en azından bu konuyu ben konuşmak istiyorum, danışmak istiyorum. Çünkü bazen, şimdi şöyle, ne yazık ki kadın yumurta, yani over, oosit, daha kadın anne karnındayken oluşan bir şey. Sonradan üretilmiyor. Yani bir kadının yaşı 35 ise onun yumurtasının yaşı 36 oluyor. Çünkü daha anne karnındayken oluşmuş. Şimdi basit bir şekilde anne karnında 7 milyon tane yumurta oluşuyor. Doğduğu zaman kız uşağı 7 milyon 2 milyona düşüyor. İlk menstrual siklusunu gördüğü 12-13 yaşlarında bu 400 bine düşüyor. Hı hı. Ve bu 400 bin tane yumurtanın her ay 1000 tanesi telef oluyor. Hı. Bu 1000 tanesinden bir tanesi sadece yumurtlama olarak ortaya çıkıyor. Hamilelik baş verirse baş veriyor, baş vermezse o da telef oluyor. Yani toplam 999 zaten, hı hı, telef oluyor. Şimdi baktığımızda yaklaşık bir 40 yıllık süreç var gibi görünüyor önümüzde. Hı hı. Ve ne yazık ki 35 yaşlara geldiğimizde bu yumurtaların yaşları da artık artmış oluyor. İçindeki DNA yapıları kırılmış oluyor. Mitokondriyal yapılar zedelenmiş oluyor. Onun için, hı hı, kritik yaşımız 35 yaş. 35 yaştan sonrasında öyle bir hızlı bir düşüş oluyor ki hamilelik şansında. Hı hı. Ve belli yaşta tabii ki bu şeyle bir şey değil. İlla bu yaşta herkes öyle olacak değil. Kadından kadına farklı oluyor. Hı hı. Ama 35 yaş bizim için kritik yaş. Onun için kadınlara, eğer hamilelik planlıyorlarsa, uygun işte evliler, birkaç sene daha geciktirmek istiyorum. Hayır, 35 yaşındaysanız artık, hı hı, çok geciktirmeyin bunu. Hı hı. Doktor, süni mayalanma deyəndə biraz bizə formalaşmış miflər var, fobiyalar var, bəzi insanların qorxduğu, çəkindiyi məqamlar, hı hı, var. Onlardan birisi də süni mayalanma zamanı istifadə olunan preparatlar, hı hı, bunların fəsadları. Ola bilir, yoxsa... Şimdi bakın, ben hep şunu söylüyorum, biz hekim olaraq kullandığımız her bir dermanın her zaman bir yan etkisi, yani fesadı olacak. Çünkü bir dermanın etkisi olmazsa yan etkisi olmaz. Etkisi olursa yan etkisi olur. Onun için biz tabii ki yan etkilerini de düşünerek, niçin zaten onun için biz her hastaya her türlü ilacı, dermanı kullanmıyoruz. Ben özellikle çok derman yazmayı sevmem. Çünkü neden? Gerçekten ihtiyaç varsa, işimize yarayacaksa evet, dermanı kullanalım. Çünkü biz kullandığımızda o yan etkilerinden de ziyan göreceğiz. Hı hı. Ama iyileştirecekse onları artık göz ardı ediyoruz. Suni mağlanmada kullandığımız dermanlar, tabii suni mağlanmanın ismi suni falan ama aslında şöyle, hani genel ondan da bir bahsedelim. Biz suni mağlanmada ne yapıyoruz? Belli dermanlar kullanıyoruz. Bu dermanlar hormon. Zaten başlı başına yan etkileri olabilecek, hı hı, ilaçlar, dermanlar. Ama uzun vadede problem yaratacak veya kısa vadede çok büyük problem yaratacak değil. Sonuçta hormon zaten kadının vücudunda
menstrual siklusun ilk gününden sonuna kadar devamlı östrojen ve progesteron hormonuyla yaşıyor zaten. Hı hı. Ve biz bunları biraz daha arttırmış oluyoruz suni mağlanma sırasında. Ama zaten hamilelik sırasında bizim istediğimizin çok daha yukarılarına çıkacak bu değerler. Hı hı. Yani bu zarar ziyan anlamında baktığımızda o kısa sürede kullandığımız dermanların ne harçlık açısından ne diğer açıdan bir yok, etkisi yok. Hı hı. Öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? İşte onun iki gün boyunca biz yumurtaları büyütmek için, oositleri büyütmek için, folikülleri büyütmek için dermanlar, iğneler yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonrasında biz o yumurtaları, işte 8-14 arasında yumurta istiyoruz. Biz onları iğneyle girip topluyoruz. Hı hı. Uze eşliğinde. Sonra topladığımız yumurtaları embriyoloğumuz spermiyle, yoldaşının spermiyle birleştiriyor. Oluşan embriyoları da 3 gün sonra, 5 gün sonra tekrar uşaklık boşluğuna yerleştiriyoruz. Köçürüyoruz. Hı hı. Ve daha sonrasından da hamilelik baş vermesini gözlüyoruz. Bu aşamalarda, merhelelerde tabii ki kullanacağımız bazı dermanlar ve bunlar hormon dermanları. Hı hı. Ama dediğim gibi bunlar çok büyük sıkıntılar yaratacak ilaçlar değil. Aha, çok değil. Güzel. Bak bu sağlığa mən Olcay Bey bizim çok qonağımız olubdu ama bu sağlığa cevabı həqiqətən bugün aldım ve çok maraqlı bir cevab oldu. Ve elə süni mayalanmadan danışdıqca nəzərə yetirim ki Olcay doktor xüsusi kampaniya təklif edir bizim izləyicilərimizə ki süni mayalanma proseduruna her bir şey daxil olmaqla cəmi 3200 manata siz Olcay doktoruna edə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Süni mayalanmadan danışdıq. Mənə bir şey maraqlıdır. Miyomlardan danışmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, biraz kısacasını açıqlama verərdi ki, miyomlar nə olan şeydir və miyomu özünü necə bildirir, simptomları necə bir özəl bildirir? Yəni, simptomları nədir və ancaq ultrasəs müayinəsi ilə mi üzə çıxartmaq olar və yaxud da belə deyək də, hansısa bir simptomlardan bilmək olar? Tabii fibromalar kadınlardaki, aslında fibroma ne olduğunu ben, mioma, fibroma, fibromioma, bu işte Latinceden fark bizlere, dilimize, herkes farklı şeyler kullanıyor ama hepsi aynı şey. Aslında uşaklığın azale tabakasından köken alan töreme ama iyi huylu töreme. Yani kötü huylu değil. Kapsülleri olmaz, işte belli bir boyuta kadar büyüyebilirler. Problem nedir? Biz bunun neden şikayetçiyiz ve mesela bir 50 yaşına gelmiş kadınların 20-40% balacadan büyüğe kadar miyom görülür. Yani her gördüğümüz miyomaya bizim ameliyat yapmamız veya dokunmamız gerekmiyor. En önemli şeylerden bir tanesi miyomların neden olduğunu, ne yaptığını konuşacağım ama miyomaların derman tedavisi yoktur. Yok. Bakın. Derman tedavisi derken... Ben izin verirseniz doktoruma bir çay getiririm. Bana da getir, zahmet olmasın. Derman tedavisi derken, miyomanın derman tedavisini yani klimaksa, hastamızı klimaksa sokarsak o zaman tabii ki miyoma büyümeyecektir. Ama böyle bir derman tedavisi yoktur. Yok. Bunu ilk başta bir kenara koymak istiyorum. Yoksa işte miyoma için bazı dermanlar yok efendim. Hayır. Yok. Yani tıbbi anlamda bu yok. Bunu kenara koydum. Peki miyoma neden olur? Veya şöyle söyleyelim. Nasıl bize kendini gösterir, özünü gösterir? Şimdi uşaklık boşluğunda olursa genelde kanakmalarla veya sonsuzlukla karşımıza gelir hastalarımız. Uşaklığın azale tabakasının içerisinde olursa genelde büyüklüğe bağlı problemler olur. Büyüdükçe artık ele gelen bir kitle ağrı yapabilir. Çünkü o nekroz dediğimiz çok fazla büyüdüğü zaman kanlanması bozuluyor, nekroza gidiyor. Kanlanma bozulduğu için nekroza gittiğin ağrılar veriyor. Uşaklık azale tabakasının dışında subseroz dediğimiz olursa yine bunlar büyüklüğe bağlı karşımıza, kabağımıza çıkar. Peki bizim için hangisine dokunalım? Hangisinde, hangi durumda? İşte sadece boyutuna göre mi, büyüklüğüne göre mi? Şimdi vardır ki 3-4 santimlik fibroma vardır ama şeyka'da ve uşaklık boş boynuna yakın ve uşaklık boşluğunda ve çok fazla kanakmalar veriyor. Evet, biz buraya histereskopi ile girip o miyomu almamız lazım çünkü kanakmalar veriyor. Ama 5 santim, 6 santim uşaklık azale tabakasında. İlle bunu ameliyat edelim mi? Hastanın şikayeti yoksa gerek yok. Yani yerine, şikayetlerine, bize çıkardığı problemlere, işte sonsuzluk varsa tabii ki, sonsuzluk yaratabilecek yerde varsa onları çıkarmak gerekiyor. Bak doktor, mesela dedi ki, tehlikesi var mı, hayata varsa, mesela dedi de, mane olursa insana biz onu ameliyat edirik. Olmadıysa etmirik. Ve ümumiyyətlə, İnsanın hayatına tehlike taşıyabilir mi? Zaten tehlike düşündüğümüz anda biz onu kesinlikle çıkarmak zorundayız. Aha. Bakın, miyoma yani fesatları dedim, büyük olabilir eğer tehlikesi fesat derken varsa. Aslında şöyle, çok teşekkür ederim, sağ olun. Maşallah. Fesat derken aslında bilinir ki harçenk, teşekkürler Aykan'a. Harçenk riski
olabilir mi? Aha. Evet. Yani rabdomiosarkom dediğimiz, yani fibromaya benzeyen harçenk olur. Ama onun biz UZİ'de veya MR'da zaten farklılıklarını görüyoruz. Öyle bir şey düşündüğümüzde zaten boyutu önemli değil. Onu çıkarmak zorundayız. Ama onun haricinde hayır, fesatları eğer problem yaratmıyorsa zaten belli bir, tabii yaş çok önemli bir şey. Yani klimaksa yaklaştıkça zaten klimaksdan sonra bu kendi kendine küçülecek. Hı hı. Tabii ki bunun ayrımlarını yapmak için sadece bir kriter yeterli değil. Peki biz nasıl ameliyat edelim bunu? Açık mı ameliyat edelim? Laparoskopik mi ameliyat edelim? Histereoskopik mi? Yani bize teknolojinin verdiği imkanlardan faydalanalım mı? Yani tabii ki teknoloji her zaman her açıdan işte en başta konuşmamızın demiştik, rahatı seviyoruz. tabii ki. Rahatı sevmek zaten bizim işlememizin, hayatta herkesin bir şeyler yapmasının sebebi rahata ulaşmak. Daha hayatımızı rahatlaştırmak. Yani hekim olarak baktığımızda bir laparoskopik yöntem, yani kameralı sistemle yapmak tabii ki benim işimi kolaylaştırıyor. İçeride gördüğüm alan genişlemiş oluyor. Yaptığım işi daha kamera sistemiyle büyük görmüş oluyorum. Ve yapılan iş hasta açısından da bir gün sonrasında tamamen ağrılar neredeyse sıfıra yakın kalkıp gidiyor. Çünkü birkaç tane delik oluyor karnında. Veya histereoskopiden de bahsedelim. İşte uşaklık boşluğunda olan fibromalarda biz ne yapacağız? Uşak azer tabakasını kesip karını kesmemize gerek yok ki. Alt taraftan uşaklık doğal yoldan uşaklık boynundaki yani uşaklık boynundan girerek kameralı sistemle oradaki fibromayı oradan çıkarıyoruz. Gerektiğinde tabii ki teknolojide açık yapılalım mı? Tabii ki bazı durumlarda açık yapmamız gerekiyor. O zaman da açık yapabiliriz. Açık yapmanın, yani karını keserek yapmanın da gerekli durumları var. Bu da çok şey değil. Sadece bizlere de işlerini kolaylaştıracağı durumda tabii ki teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Doktor, bəzən xanımlar bu dünya görüşünün kəsatlığındandır, ya bilmirəm, kənar məsləhətlərdən, biz axı doktordan öncə evdəki doktorlarımızdan evet, məsləhət edirik, ayılana var, qonşu var, teyzə var. Bəzən deyirlər ki, mən əməliyyata getməyəm, o miyomamda, fibromamda özü əriyib gedəcək. Belə bir şey var mı, yoxsa yox? Bahsettim demin. Aslında tabii bakın, bizler insanoğlu olarak da hep bir şeylere inanmak istiyoruz. İşte birileri yan tarafta diyor ki ben şunu kullandım da işte onu kullanınca bu düzelirmiş. Ya tabii ki kullanabilirsin ziyan olmayan şeylerse, ama bunlar tıbbi anlamda faydası olan şeyler değil. Bazı durumlar var ki gerçekten gereksiz çok pul harçlayıp işe yaramaz şeyler yapıyoruz. Yazık değil mi? Zamanımıza yazık. Bir de o kaybedilen zamanda belki gerçekten problemler artıyor. Yani tabii bu konuda şu, işte hocam en çok, ben bunu tekrar söylüyorum. Hocam miyoma var, bunu ilaçla tedavi edelim mi? Yani tekrar. Efendim, dermanı yok bunun. Yani bakın tekrar söylüyorum. Dermanı yok derken klimaksa sokmadıktan sonra hastayı. Yani hastayı östrojen ve progesteron hormonundan mahrum bırakmadıkça hayır, dermanı yok. Ve çok basit ya, bir şey var orada, et çıkmış, onu yok etme şansımız var mı? Yok. Ama tekrar söylüyorum, en önemli şey ameliyat indikasyonu. Ne demek bu? Hangi hastaya ameliyat edelim, hangi hastaya etmeyelim? Gelmiyor mu? Fibroma nedeniyle hasta geliyor. Biz ne yapıyoruz? Gerek yok diyoruz, gönderiyoruz. Yani önemli olan karar, ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Ha, bazı durumlarda, çok 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 nadir ihtiyaç olan durumlarda radyo frekans, yani sonuçta embolizasyon yapabiliyoruz. Yani radyoloji girişimsel tarafından damar ablasyonu yapılabiliyor. Ama bu çok nadir durumlarda, ameliyatı kaldıramayacak hastalarda, yani ameliyata girebilecek kadar problemleri olan, işte ürek problemi var, başka şey, çok nadir durum. Hani bunu da bahsediyorum ki böyle bir şeyden de acaba işte bunu niye konuşmuyor demeyelim. Bundan da bahsediyorum. Tabii çok ki nadir durumlarda olacak bir şey. Onun haricinde baktığımızda önemli olan düzgün bir şekilde düzgün karar vermek. Hangi hastanın ameliyata gideceğine karar vermek. Doktor, siz önceki verilişlerimizdə çox maraqlı bir müayinə metodundan danışmışdınız. Qadınlarda rast gələcək problemin öncədən araşdırılması, müayinəsi. Bax, bundan da istəyirəm danışaq. Bu çok bizə güzel, çox təhlükəli. Evet. Bak, bunu ben şöyle anlatmak istiyorum. Bütün dünyada kadınlarda uşaklık boynu harçenk nedeniyle ölüm nedeni, gelişmiş ülkelerde ne kadar, geri kalmış ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde kaçıncı sırada biliyor musunuz? Ben söyleyeyim şimdi. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 8. 9. sıralarda. Aynen. Uşaklık boynu harçenki nedeniyle ölüm. Peki geri kalmış ve
gelişen ülkelerde kaçıncı sırada? 1 ve 2. sıralara düşüyor. Hı-hı. Yükseliyor. Peki neden olabilir acaba bu? Ne farkı var sizce? Dünya görüşü, informasyon. Çok basit. Hayır, tek başı. Her il uşaklık boynu harçenk açısından pap test dediğimiz, pap semir dediğimiz oradan etmedik. Sürüntü yapmamız gerekiyor. Hı-hı. Bu kadar basit. Hı-hı. Öncesinden harçenge dönüşecek hücreleri biz daha dönüşme aşamasında orada görüyoruz. Ben. Bu pap test dediğimiz yöntemi yıllardır yapıyoruz biz. Hı-hı. Burada her yaptığımızda eğer harçenk hücresine dönüşecek hücre varsa 70%'e yakın biz bunu yakalıyoruz. Şimdi ha bahsettiniz işte 2 yıl öncesinden. Bizim de şimdi bununla ilgili teknoloji bakın. Teknoloji her yerde bize yardımcı oluyor. Evet. Bununla ilgili daha çünkü pap testi alıyoruz, gönderiyoruz 10 gün, 15 gün, 1 hafta neyse 3 gün bekliyoruz, gözlüyoruz ve sonuç olarak da 70%'lik bir sonuç veriyor bize. Ama her yıl tekrar ettiğimizde tabii ki bir şekilde bunu saptamış oluyoruz. Luviva diye bir cihazımız var şimdi. Ya ne bu? Bel. Işın gönderiyor oraya. Aynı anda geri o gönderdiği ışınları toparlayıp bize harçenk riskini 99% oranda söylüyor. Bunu yaptığımızda ve bunu 2 yılda bir yaptırmak gerekiyor. Hı hı. Bunu yaptığımızda biz ne oluyor? Bunu yaptığımızda artık daha emin, daha erken tespit etmiş oluyoruz. Yani o gelişmiş olan ülkelerdeki riski biraz azaltmış gelişmiş olur. Olan ülkelere ulaşmış oluyoruz. Ki zaten olması gereken o. Biz de artık yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ama Türkiye'de burası da ama biz gelişmiş ülkedeki gibi sonuçta artık sağlık sistemimiz ona doğru ilerliyor. O anlamda baktığımızda herkese söyleyeyim. Ya tabii ki o cihazla yaptırması şart değil. Pap test veya bir şekilde uşaklık boynu taraması. Tarama yani illik kontrol. Aslında biz hekim olarak biz koruyucu hekimlik yapmalıyız en başta. Tabii ki. Yani hastalarımızın hasta olmasını engellemek için ne varsa onları yapmalıyız. Hasta olduklarında da müdahale etmeliyiz. Hı-hı. Ama en önceliğimiz hasta olmalarını engellemek. Ben. Çok güzel. Bakın değerli izleyicilerimiz. Həqiqətən də biz sağlam övlad dünyaya gətirdiyimiz kimi özümüz də sağlam ayaqda duran bir ana, bir ata, valideyn olmalıyıq ki, uşaqlarımızı sağlam gələcəyə böyüdək, yetişdirək. Ona görə də pap testi və cihazın adı... Luviva, yəni o Luviva, tamamen bəli. İşləri kolaylaşdıran mütləq, bir şey. Mütləq 2 ildən bir hər bir xanım bu testdən keçməlidir. Gələcəkdə uşaqlıq boynu xərçənginə rast gəlməməyimiz üçün və ən azı onun 70% öncədən həllini etmək. 99% hatta. Evet, teşekkür ederim doktor. O kadar faydalı, o kadar önemli məqamlar çatdırırsınız ki, her zaman biz inanıram ki, bizim izleyicilerimizin size ünvanlayacağı sualları biz size ünvanladık ve siz özünüz diğer məlumatları bize çatdırdınız. Çok sağ olun. Hal-hazırda burada tampunilerimiz demek olarak önce başçı Kenan Bey. Bak elə. Evet. Kenan Bey, yağlı da ha. Yağlı evet. Sen için hazırlayacağım, ben yemirim. Güzelce tut, size zahmet. Ben bunu böyle istiyorum. Buyurun, tekrardan etimizi koyalım. Kalem tutar biraz gibi değil, etini... böyle aha. Avuç içinden. Avuç içinden. Aha. Kaşık otursun elinize, çekin. Evet, Şebnem Hanım siz de tuz atın. Kızımı, biberini. Evet. Sevgiyle hazırlanır bu tantuni. Evet. Yani bu tantuni. Evet. Tamam. Bu torpilli tantuni kim mi Kenan Bey? Bunu Şebnem Hanım'a hazır edelim. Tamam, edemler. Oldu. Hemen Şebnem Hanım'a. Kenan ne güzelce. Kadar, ne kadar. Ben yağlı yemirem diyene. Evet, siz böyle tutun. Aha, tabak düzeldir. Evet. Ustam. Bekleyin. Teşekkürler. Ay, Kenan'ın da hafızını tutur aslında sana ama muş olsun. Evet. Evet, şimdi Kenan Bey. Böyle. Ben buna. Sizin özel menünüze aha, geçiyoruz. Benim için özel bir menü hazır. Evet, 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 evet. Yağsız diyetik. Aha, kaymak, katıkla. Evet, ha, ama süzme katık. Süzme katıkla. Evet. Buradan. Aa, ben de diyorum bu bayağıdan böyle ayrıca evet. Yağsız bura niye düzülüp de burada. Evet. Bu toyukla mal eti de. Evet, böyle bakabilirsiniz. Allah. Bu diyet. Yani burada tike etimizi güzelce... Yağı niye katırsan oraya bak? Yağınız bir akıllıktan öyle gelir. Evet, bu diyet olanı size... Yaşımın da sen yaşamdan da. Efirde yemek yemeyi evet. İstemezdim ama mütləq dadına baktım. Bu sadece tantuni döner. Efir için demiyorum yani her zaman. Ne yaparsanız onun yüreğini koyun. Sevelim birbirimizi ya. Olcay Bey'e de işimizi kolaylaştıralım. Çünkü o da bizimle uğraşmaktan artık bıkmasın. Ara ara gidelim.
Olcay Bey'i çok seviyoruz. Usta. Her geldiğinde emin olun ki ben yani çok seviniyorum. Yani çok pozitif bir enerjisi var. Çok teşekkür ediyorum. Usta sana da minnettarlığımızı bildiriyor. Sağ olun çok Kenan sağ Bey. Köz Döner'e de, Köz Tantuni'ye de, Köz Künefe'ye de. Evet. Her üçüne teşekkür ederim. Buradan müdürlerimize, patronlarımıza ve aziz tamaşacılarımıza ve konaklarımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler ustam. Kenan, vaktimiz böyle tez geçti. Tez geçti. Doğrudan da. Çünkü ben size soru da sordurmuyorum belki. Böyle başladım mı bir şeyler yapıyorum yok, ama. Yok, tamam, çok maraklı. Herhalde aralarında. Maraklı, çok maraklı. Faydalı şey işittiğince yani vakti de fikir vermir. Vakti tez gelip geçir ama esaslar olsun ediyor. Doktoru hemşehri kimi yine çağıracağız efirlerimize. Çünkü her efirimizde daha da faydalı, daha da yani böyle diye de başka başka mevzulara tokunur. Ve çok sağ olun. Her defa yeni bir şey yeni bir şey keşfederik böyle diye. Böyle. Teşekkür ederik ve sağlam oyan olarak sizi her zaman sağlamlık bəxş etmək üçün görüşünüzə gəlirik. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün də Olcay Turqutla sizə maraqlı bir ginekoloji söhbətlərdən məlumatlar verdik və sonda yenə də qeyd edək ki, Olcay Turqutdan sizə gözəl bir kampaniya var, çox sərfəli fürsət var. Süni mayalanmaya proseduru və hər şey daxil, cəmi 3200 manata. Bəli. Və Kənan, sağollaşmaq vaxtıdır. Əhsuslar olsun ki, sağollaşmaq vaxtıdır. Hər zaman olduğu kimi sənə təşəkkür var mı? Mənim təşəkkürlərim bu inancaq özümədir. Özünə? Nə gözəl. Amma mənim təşəkkürlərim var. Çünki biz xanımlar bilirsiniz ki, hər zaman şıq görmək istəyirik, gözəl görmək istəyirik. Siz qədər, siz biz qədər şanslı deyilsiniz. Çünki siz bir şalvar, bir köynək geyinib gəlmək şansınız var. Vallahi mən bir şalvar, bir köynəyi seçənə kimi bir saat vaxt dedim mən də. Yəni, başqalarını bilmirəm. Amma mən bəli, bu əziyyətə heç qatlanmıram. Lalə Butika təşəkkürümü bildirəm. Hər zaman mənim gözəl geyimlərini təklif edir. Və təbii ki, saç düzümü makyajım üçün Vivienne Beauty-yə minnətdarlığımı bildirəm. Hər zövqdə makyajınız, saç düzümünüz və gözəlliyinizi əmin edəcəyiniz bir məkandır. Və Əfruza nəzrinə təşəkkür edirəm. Bu qədər. İstirahətinizi bizimlə keçirdiniz. Sağlam İnşallah, olanın bəli, dedik sizə. Növbəti görüşlərimizə qədər özünüzə yaxşı baxın, sağlam olun. Sağlam Oyanın dostları, evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstirik Sistemləri mağazasıdır.